Sevgili izleyenler, AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Sinop merkezde bir kermes düzenlendi. Düzenlenen bu kermeste kazanılan tabii ki eğitim olarak harcama yapılacak. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, çok şükür. Evet, Elemi, Göz Nuru. Evet. Evet. Son zamanlarda gündemde Sinop mantısı mı, Kayseri mantısı mı diyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? Sinop mantısı diyoruz. Kurutuyoruz böyle. Evet. İnce ince açıp. Bu ne kadar, bir kilo mu geliyor? Bir kilo. Ne kadar kilosu? 30 lira. 30 TL. Siz yapıyorsunuz değil mi? Ben yapıyorum. Çok güzel. Evet. Kesim hamurlarım. Sığınıyorum, kesiyorum. Şöyle el emeklerim var. Evet, gördüğünüz gibi bunları arkadaşlar. Ben yapıyorum. Adres hemen Sakarya Caddesi'nde. Evet, bekliyoruz hanımlarımızı. Bunlar nedir acaba? Bunlar krem marmelatları. Siz yaptınız değil ben mi bunları yaptım, da? Ben yaptım. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Böyle patiklerimiz var. Gerçekten çok güzel. Yapıyoruz işte. Elimize bir katkımız olsun diye. Çok güzel. Ama ben... Bize de böyle bir imkan sağladıkları için teşekkür ediyoruz hepsine. Yönetimimize, herkese teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben çok dikkatimi çeken mantılar oldu. Evet. Biraz daha gezelim içeride, tekrardan uğrayacağız size. Teyze, sen mi yaptın bu mantıyı da? Evet, benim yaptım. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Sinop denince akla tabii mantı geliyor. Öyle. Gerçekten çok güzel görünüyor. Yine burada kurabiyelerimiz, böreklerimiz. Nurdan Hanım burada mıydı? Gelmişken onunla da bir röportaj yapsak. Kolay gelsin, hayırlı işler, nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Nasıl gidiyor satışlarımız? Gayet güzel, herkesi bekliyoruz. Mantımız davet ediyoruz. Evet. Baklavalar açılmış. Kurabiyeler yapılmış, keklerimiz de burada. Merhabalar, kolay gelsin. Her anamız yarım kilo mu oluyor? Evet, yarım kilo. 10 TL. Evet, sanırım yarım kilodur bu. 2 kilo mu? Evet. Peçi de var ama. Yarım kilo gibi geldi bana da, aynen. Teyze sen neler getirdin bakayım, neler yaptın bugün bizim için? Bu ne oluyor bu? Çember mi? Çember derler ya bizim orada. Sen nereliyim? Erfelikliyim. Ben neyim de Erfelik? Akçasöğüt'ten. Evet. Sen nereliyim? Ben de Horzum'danım, yakınız. Ay, belki de akraba çıkarsın. Vallahi ismi ne? Ramazan Öztürk yemek yemeği. Tanırım kesin. Kesin tanırım. Caddeler var. Nurdan Hanım. Aklım bile caddeler falan. Tanıyorum, hepsini tanıyorum. Hepsini tanıyorum. Kolay gelsin teyzeciğim. Nerede yayınlayacak? Şu an Erfelek Güncel Haber. Facebook'ta canlı yayındayız. Evet, yayındaydık şu an. Olsun. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız? Kolay gelsin. Mantılarımız hazırlanmış. Aha. Evet, burada sipariş vermek isterseniz Instagram adresleri de burada yazıyor zaten. Sinop mantı. Nerede yeriniz? Evde yapıyorsunuz değil mi? Sipariş üzerine de gönderebiliyorsunuz. Evet, bunlar da çok faydalı değil mi? Kuşburnu marmeladı 40 lira. Bu ne kadar geliyor? 1 kilo. Yine İşin? Evet. Evet, başka neler varmış bakalım burada. Çetiklerimiz var. Nasıl? Nasıl yoğunluk oluyor mu? İlgi var mı? İlgi biraz zayıf. Kaç gün oldu? Biz buraya bugün geldik. Bugün ilk değil mi? Bugün ilk geldik. Evet. Dün açıldı zaten. Yani dün açılmış zaten. Bu ne oluyordu?
pike takımları. Pikeler değil mi? Seccadeler, sabunluklar. Evet, sipariş vermek isteyenler Elif'in Dikim Evi Instagram adresi. Tabii. Sizler de Erfelek Güncel Haber sayfamızı beğenin Facebook üzerinden. Ben ediyorum. Evet, şu an 30 bin takipçimiz var. Şu anda bizi izliyor hepsi. Teyzeme bak, renk bakalım ne getirmiş. Hep çetik var burada bugün ya, renk renk. Bak çetikler var, yemenlerimiz var, hepsinde ne var? Rahmetli anneannem ölerdi bize. Değil mi? Mekanı cennet olsun. Bu arka tarafta var, arka tarafta da var. Sen hangi köydensin? Ben Sinop muyum, Bostancı'dan. Ha, Sinop merkez Bostancı'da. Başörtülerimiz var değil mi? Tabii. Kaç gün daha buradasınız? Yarın. Yarın son mu? Yarın son. Kaç gün düzenlendi? 2 gün mü? 3 gün. Cuma, cumartesi, pazar. Çok güzel. Ben bak orada havlularımız var kendimiz. Elinize sağlık, hayırlı işler. Teşekkürler. Sağ olun. Siz Ayancık'tan mı geldiniz? Ayancık neresi? Ayancık merkez. Merkez değil mi Ayancık? Evet. Çok güzel görünüyor gerçekten. Yani el emeği, emek vermişsiniz. Kesinlikle öyle. Evet, gördüğünüz gibi 20 TL, gayet de fiyatlar normal. Tarhana 30 TL, evet normal, fiyatı normal çünkü burada doğal olarak yapılıyor sevgili izleyenler. Tarhana isteyenler size nasıl ulaşabilir? Mısır unu fırınlarmış. Adresiniz var mı herhangi bir internet adresiniz, Facebook adresiniz? Biz bu esnada sadece doğal olarak hani bugün getirdiniz değil mi? Evet, evet. Eğitime katkı amacıyla. Evet, kesinlikle bugün. Öyle. Tarhana mıydı bu? Mısır unu. Ha, bir de fırın mısır unu var değil mi? Bu fırın mı? Fırın. Evet, çok tadı daha da başka oluyor bu fırın. Çok lezzeti başka oluyor bunun, evet. Bu ne? Döngel değil miydi bu? Şey. Döngel. Buna ne diyorlardı? Moşumula beş mi? Moşumula beş mi? Yeter ismi var. Evet. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sayfamızı da beğenin. Facebook Erfelek Güncel Haber. Videomuzu da paylaşın. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Mis gibi turşu koktu var ya. Bizler de iyiyiz. Bir dakika. Şundan alacağım bir tane, deneyeceğim. Sen de al, gel bir tane, gel. Ev yapımı zeytinde. Zeytinyağı var mı içinde bunun? Yok. Ev yapımı zeytinde. Zeytinyağı tatlı mı? Vallahi. Sinop'ta olsa söylemeyelim canım. Siz nereden geldiniz? Sinop'ta mısınız? Evet, buradayız yerine. Çok güzel, gördüğünüz gibi. Tehliklerimiz, sevgili izleyenler, hepinizi bekliyoruz. Nurdan gel. Evet, Nurdan Hanım da şu an yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şahriye Hanım. İkram ediyorum, buyur herkes. Ben şöyle geçeyim de şuradan bir Nurdan Hanım'la röportaj yapalım biz. Evet sevgili izleyenler, AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Nurdan Hanım'la birlikteyiz. Aynı zamanda Erfelek AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çağrı Öztürk de burada. Biz de bugün geçerken bu güzel kermesi gördük. Size de bir kısa röportaj yapmak istiyoruz. Nasılsınız öncelikle? İyisiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Ziyaretiniz bizi gerçekten çok mutlu etti. Sağ olun, aile boyu bu şekilde sizi burada görmek. Ama Erfelek Güncel Haber ailesi olarak ayrıca görmek de bizi çok onurlandırdı. Teşekkür ediyorum. Biz istedik ki AK Parti biliyorsunuz kadına her noktada gerçekten çok değer kıymet veren bir partinin mensubu olmaktan, bu parti çatısı altında hizmet veren bir kadın olmaktan her zaman gibi onur gurur duyuyorum. Bu bağlamda da kadınlarımızın Sinop yöresinde de ürettikleri el ürünlerini yerli malı haftası kapsamında satabilecekleri, satışa sunabilecekleri, halkımıza alışverişine sunabilecekleri bir çarşı oluşturma hedefiyle çıktık yola. Ama bunu iki ayaklı bir sosyal sorumluluk projesine çevirdik. Hanımlarımızdan yapılan her alışverişin %20'si yiyecek reyonumuzda, sanırım göstermişsinizdir. Yiyecek reyonumuzun da tamamen %100'ü okullarımızda tespit edeceğimiz birer öğrenciye mutlaka eğitim bursu olarak gidecek. Buradan alışveriş yapmakla insanlarımız belki de hiç tanımadıkları, bilmedikleri bir çocuğun eğitim hayatına dokunmuş olacaklar. Bu hanımlarımızın evlerinde çocuğuyla birlikte sadece anne ve çocuk olarak geçim sağlayan hanımlarımız var. Bu kadınlarımıza destek olmuş olacaklar. Ben bu anlamda bütün Sinop halkımızı buradan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Bu sosyal sorumlulukta biz istedik ki AK Parti Kadın Kolları olarak bir tuzumuz olsun. Gelin buyurun, hep birlikte hepimizin bu
çorbada tuz olsun. Nurdan Hanım bugün mü sona eriyor bu kermes? Kermesimiz aslında 3 günlük olarak planladık. Dün saat 10 itibariyle açılışımızı yaptık. Yarın akşam sonlandıralım diye düşünüyoruz ama eğer az talep noktasını yakalarsak hafta içi de devam ettirebiliriz. Ama bunu daha ileri boyuta taşıyıp hanımlarımıza bu anlamda satışlarını sürekli yapabilecekleri bir çalışmada projemiz kapsamında bunu bir prova olarak düşündük. O yüzden de bugün için, bu programımız için en azından satışlarımız pazar akşamına kadar devam ediyor. Sinop Sakarya Caddesi, eski kapanan JFC mağazası dersem herhalde herkes anlar. Burada çarşımızda tüm Sinoplarımızı yarın akşama kadar bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Tekrardan kolay gelsin. Teşekkür Şadiye Hanım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Siz de bugün başkana yardım ediyorsunuz büyük ihtimalle. Erfilek halkını bekliyoruz. Evet. Desteklerini. Evet, tüm dostlarımızı bekliyoruz. Eğitime katkı demek bizim için çok önemli. Hepsini bekliyoruz. Size tekrardan kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz burada her şeyi. Taze taze. Elemeyi. Evet. Ne dikiyoruz biz şu an? İğne oyası yapıyoruz. İğne oyası değil mi? Evet. Çok güzel. Kolay gelsin ablacığım. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili takip. Ne o? Bu mu? Acı mı? Hmm. Bu ne abla? Keş. Sen ne yapacaksın? Ekmek mi bandıracaksın onu? Evet. Şunu oraya çöp atsana. Bak çok acıdır. Yakmasın ağzımızı. Çok çok az koy. Biz acıyı test ediyoruz da şu an Nurdan Hanım. Tamam yeter. Evet. Bakıyoruz şimdi, dur bakacağız. Çok acıdı. Suha sen yardım size Erkan Bey. Çok acı gerçekten. Abla ne kattın bunun içine? Acı biber. Ama harika. Gerçekten harika bir tadı var. Abla için şurada ayranımız ve şerbetimiz de tamam. Mevcut efendim. Oraya da geçiyoruz hemen Nurdan Hanım. Abla ne kadar bu böyle? 30 TL arkadaşlar ama muhteşem bir tadı var. Harika bir acı. Evet mutlaka gelin bugün bu güzel ürünlerden yararlanın diye düşünüyorum. Biz de bir şeyler alacağız zaten buradan çıkmadan önce. Merhabalar. Ayranı kim yaptı? Sen mi yaptın? Melek Hanım nasılsınız? Kolay gelsin. Evet, Nurdan Hanım, yayınımızı bitiriyoruz. Son olarak ne söylemek istersin? Teşekkür ediyorum. Hayatın içindeyiz, hayatın her yerindeyiz. Ne kadar siyasi kimliğimiz olsa da biz de bu sınavın bir halkı, vatandaşıyız. Bir kadınız her şeyden önce. Ortak faydamız kadın olduğu her yerde varız diyorum. Sınavlarınızı da bu anlayışla bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. O ne teyze? Ayancı kişi. Çok güzel. Bu kesme dediklerin bir iş. Önce gergiyi yapıyorlar. Sonra şuradan dikey olan ipleri çıkartıp yatay olanlar üzerine işleme devam ediyor. Güner Hanım da 70'in üzerinde ama ruhu genç, aktif bir hanımımız. O da burada bugün yerini aldı. Eşi de zaten Erfelekli oluyor. Evet. Akça Söğüt köyünden. Evet. Biraz daha konuşsak belki akraba çıkacağız değil mi? Çok teşekkür ediyorum size. Kolay gelsin. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler tekrardan.